Merhaba arkadaşlar. Dış İlişkiler Ofisi sayfasına gidiyoruz. Ders değişikliği yapmak için Erasmus sayfasındaki ders değişiklik formunu indirmemiz gerekiyor. Ders değişiklik formu aslında öğrenim anlaşmasının bir parçası. Öğrenim anlaşmasının giderken before the mobility yani hareketlilikten önceki kısmını doldurmuştunuz. Şimdi de during the mobility kısmını yani hareketlilik sırasında doldurmanız gereken kısmı nasıl dolduracağınızı göstereceğiz. Giderken doldurduğunuz kısımla ilgili kılavuz bir videomuz vardı. Get to Learning Agreement diye YouTube'da ararsanız o videoyu bulabilirsiniz. During the Mobility kısmında da silinecek ve eklenecek dersleri yazıyoruz. Ders ses kaydı sırasında öğrenciler gelip gittiği için canlı olarak kayıt yapmamıştım. Şimdi videonun üzerine kaydı sonradan yapıyorum ses kaydını. Burada Component kodda karşıdan aldığımız derslerin kodlarını, adını, silinecek dersin adını yazıyoruz ve deleted component kısmına silinecek ders için tik var. Orada işaretliyoruz. Reason for change'de 12 numaralı dipnota gidiyoruz ve orada ders değişikliğini için yaptığımızı rakam olarak sadece belirtmemiz gerekiyor. Burada 3 numaralı zaman derslerin çakışması olayı bizim için geçerli bir neden olsun. Atıyorum. Siz kendi nedeninizi o numaralar arasından seçebilirsiniz. Bu sildiğimiz dersin yerine bir tane de eklediğimiz dersi yazmış olmamız gerekiyor. Kredisini de yazdık. 6 kredilik dersi silmiş olduk karşıdan. Onun yerine ekleyeceğimiz dersin kodunu yine karşı üniversitenin ders kataloğundaki kodlardan yoksa Erasmus ofisinden ders kataloğunu veya kod ismini dersi veren hocadan öğrenerek kodunu mutlaka yazmamız gerekiyor. Dersin adını aynı şekilde yazıyoruz. Eklediğimiz dersi, silinen dersin yerine. Bu kısımları tablo A'da dolduruyoruz. Karşı üniversiteden alacağımız ve sileceğimiz dersleri tablo A'da dolduruyoruz. Tablo B'de bizdeki dersleri. Yine reason for adding a component'tan niçin eklediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Silinen bir dersin yerine olduğunu belirtmek için 5 numaralı nedeni seçtim, yazıyorum. Yine kredisini de yazmam gerekiyor. Silinen dersin yerine. Denk olması gerekiyor. Toplamda 30 kredi bulacak şekilde, düşürmeyecek şekilde. Artı eksi 2 olabilir. 28-32 arasında değişebilir. 6 kredilik ders sildiysem ideali 6 kredilik ders eklemektir. Sizde bu 5 olabilir. 7 olabilir. Ama toplamda 30 kredilik denkliği tutturmamız gerekiyor. Artı eksi 2. Bir ders daha eklemiş oldum. Silmiş oldum. Onu da göstereyim. Fazladan ders. Tablonun kenarında Enter tuşuna basarak yeni satır ekleyebiliyoruz Word'de. Reason for change'i yine yazıyorum. 2 diyelim bu seferki nedenimiz ya da 2 olsun. Evet. Kredi silinecek dersin kredisini yazdım yine. Aynı şekilde yine tablonun sağında Enter'a basıyorum ve yeni bir satır açtım. Kodunu eklenecek ders için ismini burada yazılı tik attığım kutuyu kopyala yapıştırla oraya yapıştırabilirdim. Sadece X yazdım. Onu siz yapabilirsiniz. X de yazabilirsiniz. Fark etmez. Beş kredilik silinen derse 6 kredilik eklemiş oldum. Fazladan bir kredi artırmış oldum toplam ders sayımı. Yani 11'i 12. Silinen ders 11, eklenen ders 12 oldu. Şimdi tablo B'ye geçtim. Burada karşıdan aldığım derslerin bizdeki karşılıklarındaki yapacağımız değişiklikleri ifade ediyoruz. Yani orada sildiğim derse karşılık giderken hazırladığım Before the Mobility kısmındaki öğrenim anlaşmasının o kısmındaki hangi ders gidecek onu işaretlemiş oluyorum. Oradaki ders 6 kredilik ders gitti. Bizdeki karşılığı da 5 kredilik olsun. Eklenen dersin yerine de hangi dersi bizde saydırmak istediğimi belirtiyorum.
Ders değişikliği ilk 7 hafta içinde yapılması gereken bir işlem. Karşı üniversitede ilk 7 hafta içinde karşıdaki danışmanlarla görüşüp ders değişikliğinizi onay alıp bize taralı olarak, imzalı olarak ilk 7 hafta içinde göndermeniz gerekiyor ki biz işlemi alıp bölüm fakültenize gönderelim ve yönetim kurulu kararlarınızın güncellenmesini sağlayalım. Öğrencilerin sistemine bu şekilde yansımış olsun. Eklenen dersi yazdım ve yine sonradan eklediğim ve sildiğim iki ders için de iki ayrı satır açıyorum. Kutucukları kopyalayıp yapıştırarak yaptım bu sefer, buradakinde. Nihayet bitirdik. Tablo B'yi de. Biraz uzun sürdü. Yazılı anlatım yapacağımı düşündüğüm için sonradan ses kaydetmeme ihtimalime karşın yazıyla da belirtmek istedim birçok şeyi. Evet, 4 kredilik silinen bir ders var. Eklenen derste 5 kredilik bizdeki karşılıklar olarak. Eğer alan seçmeli ise karşıdan aldığımız ders burada alan seçmeli bir derse karşılık geliyorsa dersin buradaki adını değil sadece alan seçmeli olarak yazmamız gerekiyor ya da sosyal seçmeli, bölüm seçmeli, fakülte enstitü seçmeli neyse işte alan seçmeli olduğunu belirtmemiz yeterli. Dersin adını birebir yazmıyoruz alan seçmeli ise. Zorunlu derslerde adını buradaki dersin adını yazmamız gerekiyor. Zorunlu derse sayacaksak. Evet, lisans üstleri için de bir not yazdım. Onu da söyleyeyim. Lisans üstü öğrencilerin bütün dersleri alan seçmeli olduğu için tez ve seminer hariç onlara alan seçmeli yazıyorlar zaten. Bizdeki karşılıklarına. Ders değişikliğimizle ilgili derslerle ilgili kısım tamamlandı. İmza kısmı kaldı. İmza alanı öğrenme anlaşmamızda During the Mobility için hazırda mevcut değil ama Before the Mobility'deki o kısmı kopyalayıp oraya yapıştırabilirsiniz. Tabloyu imza tablosunu kopyalayıp yapalım. Öğrencinin Responsible Person, GTÜ'deki sorumlu kişinin bu bölüm Erasmus koordinatörünüz oluyor ve karşıdaki yetkili kişi kimse imzalayacak, onaylayacak, onun bilgilerini giriyorsunuz. Karşıdaki kişinin bilgilerini giremezsiniz, boş bırakın, imza sırasında doldurursunuz. Ve önce siz imzalıyorsunuz öğrenci olarak, sonra karşı imza atıyorsunuz ve taralı olarak bize gönderiyorsunuz. Bu işlemi yaparken bir yandan da e-posta ile danışman hocanıza değişiklik yaptığınız derslerle ilgili bilgi verip onay almanız e-posta onayı şeklinde faydalı olacaktır sizin için. Sonradan ders dönüş değişikliğinizin kabul edilmeme ihtimaline karşın bir önlem olarak danışman hocanıza sormanız faydalı olacaktır.